أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tekvir suresinde beraberiz. Bi ile demek, bismi, ismi ile. Bi'nin ardındaki ismi İyi yaptın, hatırlayalım. Normalde burası İsmullahi. Yani Allah'ın ismi derken İsmullahi. Ancak bi'den dolayı Bismillahi oluyor. Allah'ın ismiyle Er-Rahman, Rahman, Er-Rahim, Rahim, Allah'ın ismiyle. İze, dığında, dinde demek. Buradaki el genel anlamda bir şeyi belirgin yapmak için kullanılıyor. Normalde bu kelime şemsun, güneş, ama el geldiği için eşşemsu oluyor. Güneş, kuvvirat. Güneş tekfir edildiği vakit, dürüldüğü vakit. Buradaki kevvera kelimesi edilgen olarak kuvvira şeklinde olmuş. Ve burada bol bol göreceğiz bu edilgen ifadeleri. Genel anlamda içerisinde u olan, şu şekilde u olan kelimeler edilgen oluyor. Ve izen nucumu, izde yine dığında deyince, izen nucumu yıldızlar. Normalde nucumun, ancak şuradaki elden dolayı en nucumu yıldızlar. Enkedarat, döküldüğü zaman. Ve izel cibelu, yine dağlar. Suyirat, dağlar yürütüldüğü vakit. Bu da seyyaradan suyira şeklinde olup edilgen olmuş. Ve izel aşaru, yine develer. Bunlar yüklü develer. Otdilet, bu da atile kelimesinden, yani bırakmak da, tatil kelimesi de bununla alakalı. Atıl bırakmaktan, bırakılmak, boş bırakılmak, başı boş bırakılmak. Otdilet şeklinde yine edilgen. Develer başı boş bırakıldığında. Ve izel vuhuşu, hayvanlar, huşirat, toplandığı vakit. Bu da haşaradan, yani toplamak yerine toplanmak şeklinde hoşira. Tabi şu sondaki T'ler tamamına baktığında bunlar müennes, yani Arapça dil kuralında dişil kabul edildiğinde, bayan kabul edildiği için hep bu şekilde T'li bitiyor. Ve ize, yine dığında, el biharu, denizler sucirat, kaynatıldığı, taşırıldığı vakit. Bu da secceradan Succira olmuş. Ve izen nüfusu, yine nefisler zuvvecet, birleştirildiği vakit. Zevveceden, yani zevveceden bir araya gelmek, evlenmek anlamına da geliyor. O kelime zuvvece şeklinde yapılarak edilgen olmuş. Ve izel mev'udetu, diri diri gömülen kız çocuğu. Bu ve ede'den gelen bir kelime. Su ilet, sorulduğu vakit, sorulduğunda ya da diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda. Bu da se'eleden su ilet şeklinde olmuş. Ne sorulduğu vakit? Bi eyi, hangi? Bi de ardındaki kelimeyi iyiliği yapıyor demiştik. Bu bir soru edat olmasına rağmen normalde eyyü bunu iyiliği yapıyor. Genelde bi'den sonra isim geliyor. Bi eyyi zembin, hangi günahtan dolayı kutilet, öldürüldüğü sorulduğunda. Buradaki kutile normalde kateleden kutile oluyor. Gördüğümüz gibi aslında aynı şekilde yazılıp okunuşları uğulu olan ifadeler genel anlamda edilgen diyebiliriz. Ve izes suhufu, yine sahifeler nuşirat,
yayıldığı vakit. Burada da Neşara'dan Nuşira şeklinde edilgen yapılmış. Ve izes semâ'u gök kuşitat açılıp koparıldığı vakit. Buradaki yine keşatadan kuşita şeklinde olmuş. Ve izel cahimu, bu arada hep elleri yeniden söylemiyorum. Yani cahimun olacakken el cahimu oluyor. Ve cehennem su'irat tutuşturulduğu vakit. Bu da se'aradan su'irat şeklinde oluyor. Burası ve izel cennetu ve cennet uzlifet yaklaştırıldığı vakit ya da yaklaştırıldığında ezlefe uzlife olmuş. Buraya kadar ifadelerin tamamı hep T ile bitiyor. T müennes kabul edilmesi, yani müennes derken bayan özneler için geçmiş zamanda hep T ile bitiyor. Bunun için bu şekilde ve edilgen olduğu için de hemen bütün ifadelerin içerisinde U harfi var. Evet. Alimet bilir. Mesela alimet yine müennes olduğu için nefis müennes kabul ediliyor. Yani yeniden dişil diyelim. Bayan bir başka ifadeyle. Burası bildi. Şurası sondaki T. Mesela ben bildim derken alimtu, sen alimte. Erkek olunca şu T olmadan alime, o bildi. Biz derken alimne, şurada bir uzatma oluyor, alimne. Siz derken alimtum, onlar derken alimu şeklinde oluyor. Geçmiş zaman bu şekilde. Nefsun, nefis bilir. İzanın karşısında olduğu için bilir diyerek çeviriyoruz burayı. Yani şuraya kadar ifadelerin tamamının neticesi bu. Dığında bilir diye bitiriyoruz. Nefsun, nefis. Me şey demek. Ya da ne anlamda. Ne hazırladığını. Me ehdarat. Ne hazırladığını bilir. Ya da hazırladığı şeyi bilir diyoruz. Bu da ehdarat. Yine hazırlamak anlamı. Zaten Türkçe'de de hazırın kökeni de buradan geliyor. Ve artık la uqsimu, bu yemin ederim şeklinde bir ifade. Bil hunnes, yıldızlara, o geri dönen yıldızlara yemin ederim. El cevarih, yine bu bi'den dolayı, burası hunnes, şurada gördüğümüz gibi i'li bitiyor. Bi bunu bu şekilde yapıyor. Yemin etmek, uqsimu bi şeklinde kullandı. Burada bi'nin kattığı bir anlam yok. Ancak yemin etmek fiili Arapçada uksimu bi. El cevari aynı şekilde bu. Yine akan el cevaril kunnes akıp kaybolan kunnes yemin ederim. Yine velleyli geceye. Burası da aynı şekilde yine yeminin devamı İyili bitiyor. Velleyli ize dığında deyinde asase karardığında geceye ve subhi sabaha yemin ediyor. İze dığında deyinde teneffese yani nefes aldığında aydınlandığında innehu şüphesiz o innehu inne şüphesiz demek hu o anlamında le kavlu le muhakkak anlamda yine bir vurgu tekit ifadesi le kavlu rasulin o rasulün sözüdür kavlu rasul elçinin sözüdür kerim şerefli elçinin sözüdür buradaki rasulin kerim bir sıfat tanımlaması var kerim rasulün sıfatı tabi Arapçada sıfatlar sonra geliyor bakın ama harekeler aynı şekilde burada burası da inle bitiyor. Burası da inle bitiyor. Yani kavlu Resul derken, Resul'ün sözü derken bu şekilde şurada bir isim tanımlaması,
Ama şurada da bir sıfat alanı söz konusu. Zi kuvvetin kuvveti vardır. Zi sahip olmak anlamında. Tabii zi kuvvet derken kuvveti vardır demek yerine kuvvetli diye de çevirebilir. Aynı de katında, yanında zil arşi, arşın sahibinin yanında mekin sağlam, itibarlıdır anlamında. Muta'in itaat edilen muta'in semme orada emin ve güvenlendir, emin olandır. Ve me buradaki me şu bi ile kullandığında değil anlamında. Ve me sahibukum sahibu arkadaş. Sizin arkadaşınız buranın ifade öznesi olduğu için sahibu diye bitiyor. Tabii özneler uğurlu. Nesneler eğri şurası. Ve cümle içerisinde görevi tümleç olunca yani da de gibi bitiyorsa, ile gibi bitiyorsa o da iyili bitiyor. Sahibukum sizin kum siz sizin arkadaşınız bir mecnun deli değildir. Vele velakat lakat bir tehdit ifadesi, bir vurgu. Hatta andolsun celalim hakkı için gibi çevriliyor. Gerçekten hakikatte muhakkak gibi Türkçe'de vurgu ifadesi anlamda kullanılır. Velakadır ra ehu onu gördü. Ra görmek. Hu onu bil ufuk onu ufukta onu gördü. Açıktı. Açık bir ufukta. Mubin yani açık bir şekilde onu gördü. Ve me huve yine me bi ile kullanmış. Değil diyeceğiz. Ve me huve o alel gaybi gayb konusunda bir danin cimri değildir. Gizleyici değildir. Ve me huve yine o değil derken bi ile kullanılmış. O değil, huve, bir kavli, sözü değil, bir kavli şeytanın racim, kovulmuş, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Ve öyleyse demek, eyne, nereye anlamında bir soru edatı. Tezhebun, siz nereye gidiyorsunuz? Burada geniş zamanda mesela ben gidiyorum derken sadece başı değiştiriyoruz ve sondaki şeyler olmayacak tabii. Ezhebu, sen derken sen gidiyorsun derken şu şekilde tam tezhebu, o gidiyor derken yezhebu, sadece baştaki harfler değişiyor bakınız. Biz derken nezhebu, siz derken burası tam tezhebune, onlar derken yezhebune şeklinde genel kullanılan özneler için, farklı özneler için çekimler de var. Ancak şimdilik bunlar yeter. Onları gördüğümüzde kullanmak daha doğru olur. İn huve ille bu ancak ille ile kullandığı vakit değil ya da ancak bunun gibi anlam var. Bu ancak zikrul lil alemin öğüttür. Lil alemin alemler için öğüttür. Normalde li de bu kelime alemune olması gerekirken li'den dolayı ne oluyor? Alemine. Bu tip kelimelerin sondan bir önceki harekesi vav uzatması olduğunda özne, ye uzatması olduğunda da nesne ya da tümleç görevinde oluyor. Bunların iki hali var. Yani bitiş yine e'li bitiyor ancak bir önceki hareke değişiyor. U ya da yani vav ya da ye uzatmalı oluyor. Limen yine için men şe'e dileyen minkum sizden en yestakime en ma me maya gibi anlam var. Doğru olmak isteyeni. En'in de bir özelliği var. Ardında gelen fiilin son hareketini e'li yapıyor. Yestakime. Normalde yestakimu ol diye bitecekken
Burası enden dolayı yestakîme oluyor. Ve me teşâûne, yine buradaki dileyemezsiniz, siz isteyemezsiniz. İlle en bir hariçlik katıyor. Madıkça medikçe gibi ya da madan meden en yeşe Allah'ı, Allah dilemezse, dilemedikçe Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Buradaki ifade Rabbul Alemin derken bir isim tanımlaması var bakınız. Birinci kelime burası. Tabi Rabbu Allah'ı tanımlıyor. Allah'u uğulu bittiği için Rabbu da sıfatı olduğundan aynı şekilde bitiyor. Ancak şuradaki isim tanımlaması Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi şeklinde. Burada özne durumunda olduğu için hani Allah lafzı özne ve ardından gelen Rabbu ifadesi nesne olduğundan burası uğulu ismi takip ediyor aynı şekilde. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.